Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok şükür akşam evimizi bitirdik. Artık ailecek de burada kalmaya başladık. 7'ye 3 diye başladığımız, daha sonra 7'ye 7 yani 49 metrekareye çıkardığımız akşam evin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada artık fırsat buldukça kalacağız. Şimdi 7'ye 3 diye başlamıştık. 2 odadan oluşuyordu. Daha sonradan veranda ekledik. Sonrasında da hemen görmüş olduğunuz şu kapıyı da ardiye kısmı, yani eşyalarımızı, aletlerimizi koyduğumuz kısım oldu. Burası, önceden burada bir kapımız vardı. Bu kapıyı iptal etmiştik. Kanalımızda bununla ilgili birkaç videomuz var. İzleyebilirsiniz. İlk başladığımızda YouTube kanalımızda yoktu. Daha sonrasında buraya cam ilave ettik. Kapıyı kapatıp buraya da böyle gördüğünüz gibi dereden toplamış olduğumuz taşlarla süsledik. Şimdi ilk defa izleyenler için kısaca bir açıklama yapalım. Dışı meşe tahtası, tamamen ahşap. Tahtanın içinde de onluk yiton kullandık. Hemen etrafını bir dolaştırayım. Ondan sonra içeriye geçelim. Verandamızı da yine her şey doğal ahşap olsun dedik. Burayı da rabıta tahtasıyla döşedik. Bakın yine şöyle ahşap. Şimdi içeriye gireceğim. Burası da hani kış bahçesi falan diyorlar. İşte ahşaplarımız zarar görmesin diye. Açılır kapanır branda sistemi yaptık. Bunların hepsi açılabiliyor. Bütün gözler açılabiliyor. Şöyle bir dolaşalım etrafını, sonra içine geçelim. Bakın yine bütün cephesi meşe tahtasıyla kaplı. Şuradan da bir görüntü alalım. Seramızın tarafına bakan kısımda. Burası ardiye kısmımız. Ufak tefek tabii ki eksiklikler var ama artık onlar çok önemli şeyler değil. Bu buradaki penceremiz de yine açılıyor. Şöyle burası da mısır bahçemize bakıyor. Mısır tarlamıza. Hemen hızlıca göstereyim. Bu kış bahçesi dediğimiz balkon kısmımız, veranda kısmımızın cephesi de böyle meyve bahçesine. Burada yine tavuk kümesimiz vardı ama şimdi tavuklarımız yok. Şöyle dolaştıralım tekrar. İçeriye geçelim yavaş yavaş. Buradan da görüntüyü verdikten sonra şimdi şöyle bilgiler vereyim ilk defa izleyenler için. 25 santim su basman atmıştık biz bunun altına. Ondan sonra ahşaplarımızı dikip direklerimizi diktikten sonra tahtalarımızı, bu dış cephe tahtalarımızı da döşedikten sonra içine yitonk ördüm ben bunun. Öylece kabada sıva yapıp bıraktım. Şimdi içini de göstereceğim. Kameram tam geniş açı alamadığı için şöyle iki taraftan da sizlere görüntü vermeye çalışıyorum. Verandamızın uzunluğu 8 metreye 2 metre. Evimizin iç kısmı da net ölçüleri 3'e 7 metre. Şimdi kapımızı açalım. Şöyle. Yine çatımızda OSB içinde cam yünü var. 10 santimlik cam yünümüz var. Şöyle gösterelim. Üstünde de trapez sacımız var. Şimdi buradan şöyle tekrar bir göstereyim. Buradan direkt girdiğimizde burada bizi 4'e 3 bir oda karşılıyor. 4 metre, 3 metre. Hemen şu köşesinde 1.60'a 1.60. Şöyle bir gösterelim. Bütün camına kadar her şeyini kendimiz böyle. Burada duşu, tuvaleti 1.60'a 1.60. Sıcak soğuk suyumuz burada mevcut. Hem şofbenimiz var. Yazın güneş enerji sistemi var zaten. Kışın şofbenimiz var. Şöyle. Bunu kapattığımızda burada, hemen kapıyı kapattığımızda şöyle bir içeri ışığımızı açalım. Burada sadece elektrik tesisatı için usta çalıştı. Onun haricinde bütün her şeyini Şakir abiyle ikimiz birlikte yaptık. Şöyle burası bakın. Artık burada sobamız da var. Kışın da gelip kalabiliyoruz. Hemen banyomuzun üstünde değerlendirdik. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada banyomuzun üzerinde de 200 litrelik su tankımız var. Burada da böyle desenli bir aynamız var. Çerçeveci olduğumuz için. Çin işinden. Burada çift kişilik yatak olabilen açılabilir bir koltuğumuz var.
Şöyle. Dediğim gibi geniş açı alamadığımız için burada mecburen böyle tek tek göstereceğim. Şimdi bakın kapımızı kapattığımızda şöyle kapımızı da gösterelim. Bu kapıyı da hazır almıştım. Tam buraya göre kapıyı bulduk çok şükür. Bu kapımızı da hazır aldık. Böyle çok güzel bir kapı oldu bu da. Şimdi bu dolabı da kendim dükkanda yapmıştım. Kısaca dolaptan da bahsedeyim. İki kapaklı. Bizim ahşap çerçeve çıtalarıyla iskeletini döndüm. İçine de 8 milimlik arkalıktan kullanarak çok hafif güzel bir dolap oldu. İşte geçen hafta, önceki haftalarda da şu son işlemlerini yaptım buranın. Burayı da artık odaya çevirdik. Burası ilk başta ardiye kısmıydı. Burası duvar kapalıydı. Kapısı dışarıdandı. Videonun başında bahsetmiştim. Şu camın olduğu kısım. Orayı da kapatıp burayı içeriden tekrar açtım. Burası iki tane odası olmuş oldu. Bu 4'e 3 dediğimiz oda. O da 3'e 3 gibi falan oluyor orası da. Buraya da bir şark köşesi yaptık şöyle. Bu da çift kişilik yatak olabiliyor. Buranın da üstünü yine çatının üstünde değerlendirdik. Böyle buraya da Nurcan Hanım çok güzel tül perde yaptı böyle güzel. Burası da yine içinde eşyalarımızın olduğu şöyle. Buranın üstüne böyle ahşap yine meşe tahtalarıyla. Şöyle camlarımızı da bir açalım bakalım. Şu şekil. Buradaki perdemizi açalım. Buradaki camımız da verandaya bakıyor. Bu cam evleri de daha önceden kalan cam evlerini değerlendirdik. Onları kırmızıya boyadık. Yine böyle bir süs ve çatımız olsa be. Zeminimiz rabıta sadece bunlara koruyucu vernik attık. Yine burada da komple zeminimizi rabıta tahtası yaptık. Sıcak olmuş oluyor bu böylelikle. Yani halı bile kullanmayabiliriz istesek. Şurada da yine böyle bir. Buradaki hemen hemen bütün her şey, işte bu rabıta tahtası, OSB, trapez saç hariç bütün her şey değerlendirme oldu. Bu ahşapları falan hep değerlendirdik. Buradan da hemen verandamıza çıkıp şu ışıkları da bir kapatalım. Hepsini açmışız. Yine Nurcan'ın böyle kendi emeği, ürünleri burada. Akşamları falan burada oturmak insana çok iyi geliyor. Zaten sessiz bir ortam çünkü yakınımızda çok yakınımızda hem ev yok hem de bahçemizin 18 dönüm tarlamızın içinde burası. Yine bu da benim ilk yaptığım, buraya ilk yapmış olduğum kelebentimiz. Bizim bu bölgede kelebent deniyor, diyorlar eskiler. Evet değerli izleyenler, ahşap evimizde hatta biz buranın ismini de misafirhane koyduk. Dileyen gelip burada kalabilir. O yüzden misafirhane koyduk isminde. Evet. Artık benim burada pek yapacağım bir şey kalmadı. Ufak tefek dediğim gibi işler var ama onlar da artık böyle işlerin arasında ara sıra yapacağım şeyler. Çok da önemli şeyler değil. Şu taş işlemeyi de gösterip videomuzu bitirelim. Bu da dereden toplamış olduğumuz taşlarla. Burası önceden kapıydı. Kapıyı iptal ettikten sonra buradaki kapının basamağını da kaldırmadık. Buraya oturup burada da dinlenebiliriz diye. Yine burada da aksesuarlar var. Evet, yani 49 metrekare tam ideal bir ölçü oldu bizim için. Gayet rahat kalınabiliyor. Sobası olan, sıcak soğuk suyu olan gayet yeterli. Biz özellikle yazın burada artık tamamen kalmayı düşünüyoruz yaz akşamlarında. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.